Arkadaşlar merhaba. Profesör Doktor Naci Görür dün bir şey paylaştı arkadaşlar. Dedi ki Naci Görür Yunanistan Halkidiki Yarımadası'nda 5.4'lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey geç çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu fay zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti. Bu ne demek? Şimdi herkes bunu konuşuyor. Anlatacağım ama önce size biraz bilgi vermek istiyorum. Notlarım var masamda. Bakın Ege'de peş peşe depremler oluyor. Akdeniz'de de öyle. Japonya'da patlayan yanardağ dünyanın yüreğini ağzına getirdi. Tsunami sirenleri dakikalarca çaldı. Japonya'nın tamamında kıyı kesimlerinde yani alarm düzeyinde bir bekleyiş vardı. Hatta yanardağ faaliyetleri açıkçası herkes gibi beni de endişelendiriyor. Özellikle 2021 yılında yaşadıklarımız bize gösteriyor ki doğa olayları daha da şiddetlenecek, şiddetlenerek devam edecek. Görüştüğümüz birçok isim de bu yöndeki öngörülerle bu düşüncelerimizi doğruluyor. Öte yandan astrolog Dinçer Güner 2022 için olabilecek en kötü sene diyor. Tabi bunu derken Muhyiddin İbn-i de 2022 için söyledikleri, yazdıkları arkadaşlar hiç iyi şeyler değil. İyi şeyler de var ama bu kısmı iyi değil. Diyor ki İbnül Arabi yıllar önce yazdığı bir kitabında. Bu sene uğursuz bir sene sayılır. Çünkü Zühal yıldızının çıkış ve kısmeti budur. Bu yıldızdaki uğursuzluk kabirleri ölülerle doldurur. Bunun üzerine programlar yaptık zaten. Yapmaya da devam edeceğiz. Ve yine e, iddiaya göre arkadaşlar şayet yeni sene cumartesi günüyle başlarsa günün çıkış yeri ve kısmeti Zuhal yıldızıdır. Bu sene sürü hayvanlar için iyi olmayan bir senedir demiştir. Sırların Hazinesi'nde. Sırların Hazinesi isimli kitabında İbnül Arabi 2022 için. Tabi şimdi İbnül Arabi'nin bunu miladi mi, hicri mi, rumi mi kastettiğini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından. Bilenler varsa e, söylesin. Yani bir uzmana yine bu konuları konuştuğumuz zaman soracağım sorulardan biri bu. Daha önce aklıma gelmeyen bir soruydu. Soracağız, konuşacağız bunlar. İnşallah videolarımızı takip ederseniz öğreneceksiniz. Geçmiş videolarımıza da bu konuyla ilgili epey bir e, bilgi var zaten. Arkadaşlar yani konu konuyu açıyor da. İbn Arabi'nin en ilgimi çeken öngörüsü bu sene içinde çiçek hastalığı artar olanıydı. Şimdi burası önemli. Lütfen burada can kulağıyla dinleyin. Microsoft'un kurucusu ilerleyen gelecekte virüs oyunlarında uluslararası havaalanlarına yönelik çiçek hastalığı gibi biyoterörizm saldırılarının olabileceğini ifade etmişti. Niye onca hastalık varken çiçek hastalığına vurgu yaptı? Orası muamma. İşte İbn Arabi'nin çiçek hastalığı artar öngörüsü bir tarafta da Bill Gates'in biyoterörizm adı altında özellikle çiçek hastalığına vurgu yapması. Düşündürücü. Dönelim konumuza. Naci Görün attığı tweet'e. Hoca ne demişti? Hatırlayalım. Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda 5.4'lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğu'nda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu fay zonunun devamı. Altını çizelim. Kuzey Anadolu fay zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti. Başında da dedik ya bu ne demek diye sorduk ya hoca ne demek istedi. Biraz bir detay vermese de hocanın bu açıklamasından anladığımız şu arkadaşlar faylar birbirini etkiliyor. 99 Gölcük depreminden hemen sonra Ege'de Yunanistan'ı vuran bir deprem. 20 gün sonraydı zannederim yanlış hatırlamıyorsam. Ege'yi vuran bir deprem olmuştu. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Ege'deki Fay Hattı'nı etkilediğini gösteriyor idi. Son dönemde Ege'de artan deprem ve dolayısıyla kırılmalar Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın da devamı olması hasebiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı o oradaki bu faydaki kırılmaları etkiler deniyor. Bizim anladığımız da bu zaten hocanın açıklamasından. Yani bu da aslında şöyle hatırlarsanız 1999 depreminden sonra bilimsel bazı araştırmalar yapılmıştı. Hem Türk bilim adamları hem Almanya'dan gelen bilim insanları bazı saptamalar yapmışlardı ve demişlerdi ki 30 yıl içerisinde yani 7 ortalama 6 ile 7 şiddetinde bir depremin olma olasılığı 160'tan fazla demişlerdi. Ve 2030 yılına kadar diye de bir not düşmüşlerdi. İşte bu bilimsel verinin sonucuna da bakarsak bu kırılmalar, bu depremler acaba 2030 öngörüsünü daha mı öne çekiyor sorusunu da bize sorduruyor, düşündürüyor arkadaşlar. TV5 kanalına bir röportaj vermiş Naci Görür. O videoyu izledim. Oradaki konuşmalarından aldığım notlar da şöyle. Geliyorum diyen bir deprem var arkadaşlar. Büyük depremin beklenen fay hattı. Marmara Denizi'nin altında olması önemli. Bu da İstanbul'u da Marmara Denizi'ne kıyısı olan bölgeleri de vuracak demek arkadaşlar. Zaten İstanbul'da olacak olan deprem aslında Marmara'da olacak. Marmara'nın ortasından geçen bir fay hattı bu. Orada bir kırılma olduğu zaman hani daha popüler olması hasebiyle İstanbul depremi deniyorum aslında bu bir Marmara depremidir. Altını çizelim. Ege'de bir kırılma Marmara'yı da etkiliyor arkadaşlar. Kuzey Anadolu fayı doğudan başlayıp batıya doğru kıra kıra ilerliyor. Hocanın e, konuşmalarından aldığım notlar bunlar. Bakın bunlar benim öngörülerim değil. Profesör Doktor Naci Gölü'nün aktardıklarını sizlerle paylaşıyorum. Notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Diyor ki hoca 1939'da Erzincan'da bir deprem oldu. 7.9 şiddetinde ve o depremde arkadaşlar 30 bin insanımızı kaybettik. Düşünün 1930 senesinden bahsediyoruz. 30 bin insan Ondan sonra Erzincan'ın batısında Niksar-Erbağ-Reşadi olarak deprem devam etti. 1942'de 57-67 batıya doğru Adapazarı'na kadar geldi. 99 yılında da Gölcük'te malumunuz üzere İstanbul'u da etkileyen bir deprem oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor zamanlardı Türkiye için, bölgemiz için, Türkiye için, Türk insanı için. Yani görüldüğü gibi batıya doğru ilerliyor deprem. Biz zamanını kesin söyleyemezsek de, bu tür bilimsel incelemelerle haber verebiliyoruz diyor Naci Görür. Bilim insanlarımızın 70 senesinde Gölcük'te olabiliyeti, e, olabilitesi olan deprem ile ilgili bazı ön raporlar verdiğini de hoca hatırlatıyor ve Depremden, Gölcük depreminden iki sene önce de yine benzer raporların hazırlandığını söylüyor. Yani aslında bilim insanlarımız yani şu gün şu saat demese de aslında öngörüleriyle, bilimsel tespitleriyle doğru sonuçlara ulaşıyor. Yani kehanetlere bakmaya gerek yok. Bilim insanlarımız da doğru neticeleri bize veriyor. Yani 2030'a kadar %60 üzerinde diyorlarsa bunun bir bilimsel altyapısı gerçekliği var arkadaşlar. Kehanet değil. Velhasıl Kuzey Anadolu fayı doğudan batıya doğru kırılıyor. Bilimsel olarak böyleyse eğer Gölcük fayının en batısı daha batısı Marmara açıkları. Ege'deki kırılmaları da hesaba katarsak bir deprem olasılığı her geçen gün daha da artıyor. Velhasıl dostlar konuyla ilgili Naci Görür'ün attığı tweetleri incelerken Naci Görür depremle ilgili neler demiş, nasıl tweetler atmış diye incelerken attığı bir tweet dikkatimi çekti. Asbel yapacağım sizinle biraz. Hoca diyor ki, mühendis olarak mezun olmuş birçok öğrencimle yazışıyorum. Çoğu iş bulamadığı veya mesleğini yapamadığı için mutsuz ve öfkeli. Hemen hemen hepsinin söylediği bir şey var. Bu memlekette arkan, dayın yoksa sürünürsün. Ne cevap vereceğimi şaşırıyorum. Yeni yılda onlara umut vermeye. Zamanla ülkede kalite erozyonu başladı. Her yerde üniversite, her üniversitede mühendislik bölümleri açıldı. Kaliteye bakan olmadı. Planlama yapılmadı. Buna iktidarlar çanak tuttu. Zaten bugün de sadece üniversitelerin sayısıyla övünmüyormuşsun. Yalansa yalan diyen arkadaşlar. Hocanın bu görüşüne katılmamak mümkün mü? Allah için soruyorum. Her ile üniversite, her ilçeye fakülte açarak kaliteyi arttırmış olmadık. Sadece sayıları yani nicel olarak çoğaldık ama nitelik olarak atmadık arkadaşlar. Sadece her öğrenci üniversite mezunu yaptık. İşsizlik rakamlarını aşağı çektik. Bir şey daha ifade etmek isterim. Bugün hastanelerimiz gerçekten donanımlı. Bakın AK Parti hükümetinin sağlık alanındaki başarıları ortada. Avrupa'da böyle hastaneler yok, Amerika'da yok. Bizdeki devlet hastaneleri Amerika'da yüksek ücretli hastane statüsünde. Ama bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Bakın AK Parti hükümeti teknik olarak donanımı sağladı. Evet ama bir şeyi hatta iki şeyi beceremedi. Arkadaşlar merkezinde insan var. AK Parti hükümeti insan yetiştirmeyi ve gelişen ve hızla değişen bir çağda Medeniyet inşa etmeyi beceremedi. Bu ikisi olmayınca da zaten ağzınızla kuş tutsanız anlamı yok. Bir işe yaramıyor. Teknolojiyi kullanacak olan da, imkanları kullanacak olan da insan değil mi? İnsanın insana hizmeti değil mi? E siz insan yetiştiremezseniz işte yatırımlarınız çöp olup heba olup gider. Naci Hoca'nın dediği torpil meselesi bana sorarsanız sadece AK Parti hükümetinin değil, bütün hükümetlerin sorunu. Bugün AK Parti ile zirveye ulaştı mı? Evet bence de ulaştı. Aynı kanıdayım. Bugün dayısı olmayanın, arkası olmayanın bir yerlere gelmesi gerçekten çok zor. Gerçekten tırnaklarınızla. Yani o eskiden de derdik ya tırnaklarımla kazıdım. Öyle olması gerekiyor. Ama o da yetmiyor. Bir yerden sonra ne oluyor? İşte birisi geliyor. Dayısı var sizin hak ettiğiniz, liyakatinizle hak ettiğiniz yeri işgal ediyor. Ben dedim ki, beni de arayan oluyor. E tanıyoruz insanları. İşte şunu şuraya yerleştirir misin? Şunu şunun için arar mısın? Her şeyden önce bu bir kul hakkıdır. Kaldı ki ben emeğin zayi olmayacağına inananlardanım. Allah yardım ediyor. Yeter ki siz Allah'a güvenin. Emeğinizi Allah'tan bekleyerek, karşılığını Allah'tan bekleyerek gösterin. Harcayın. Ama siz kuldan beklerseniz e tabi torpil arar durursunuz. Arkadaşlar yani AK Parti'nin ilk zamanlarında gerçekten bir liyakat esas durumu yok muydu? Vardı tabii ki. Şimdi tarafsız olacağım. Yine söylüyorum ben yani ne yandaşım ne candaşım. Ben bu ülkenin, bu vatanın bir evladıyım. Hepinizi, herkesi çok seviyorum. Sağcıyı, solcuyu hiç fark etmez. Müslüman olsun ya da olmasın hiç fark etmez. Benim için insanlık değerleri esastır. Sonra sonra bu liyakat esas durumu tabi büyümeye de zamanla gelen mental yorgunluğa da bağlı olarak her böyle e, tek başına gelen iktidarlarda olduğu gibi yerini torpile bıraktı mı? Bıraktı. Veterinerin kültür müdürü olarak atandığı bir dönemi yaşıyoruz arkadaşlar. Ama sanmayın sizin parti gelince öyle olmayacak. O da gelse veterinerin adamı varsa, dayısı varsa kültür müdürü olur arkadaşlar. Mesele zihniyet. Bir zihniyet devrimi olmadan biz adam olmayız. Bugün biz bakın AK Partilisi, CHP'lisi ya da İYİ Partilisi, MHP'lisi fark etmez. Hepimiz bir şey tartışıyoruz bu ülkede. Medeniyetimizi, erdemli insan arayışımızı tartışıyoruz. Niye böyle diyoruz? Ama bunu yaparken de biz de o eleştirdiğimiz şeylerin içinde, tam ortasında göbeğinde buluyoruz kendimizi. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Bakın mesela Avrupa'da sokaklarda köpek yok değil mi? Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla görüşüyorum sık sık. Her gün çokça insanla görüşüyorum. Peki soruyorum, niye Avrupa'da sokaklarda köpek yok? Yok denecek kadar az. Çünkü köpekler ya sahiplerinin yanında evdedir ya da tam teşekküllü bir bakımı iyi yapılan bir barınaktadır. Ama bizde öyle mi? Pitbull'a kırma diye kimlik veren veteriner bizde değil mi? Pitbull'u yasak olmasına rağmen ağızlık bile olmadan sokakta tehlikeli tehlikeli dolaştıran, hava atan, yani e, genellemek istemiyorum ama zibidi tipli bazı kişilerin Pitbull'ları güç amaçlı yanında taşıdığını da görmüyor muyuz sokaklarda? Bu insanlar da bizde. Ve bunları görüp de müdahale etmeyen polis de bizde kabul edelim. Genellemiyorum ama olanları söylüyorum. Avrupa'da pek görmediğimiz şeyler. Bakamayınca köpeğini sokağa salan da bizde değil mi arkadaşlar? Sokaktaki köpeği arabasıyla ezen de, köpeği zevk için ezen adamı nöbetçi mahkemede serbest bırakan hakim de bizde değil mi arkadaşlar? Basit bir şey. Kaldırım niye yapılır? Yayalar geçsin diye. Sağdan sola bir metre olan kaldırımın ortasına elektrik direği diktiğiniz zaman anlamı nedir bunun? İki anlam çıkartıyorum. Bu direği diken, dikene onay veren Dikildikten sonra görmezden gelen mülki idare yani zincirleme olarak ya millet düşmanı ya da zincirleme olarak zır cahil. İkisi de değilse e, çoktan bu durumun düzeltilmesi gerekmez mi? Gerekir değil mi? Ama yok. Orada o direk aylar yıllar geçiyor duruyor. Sağından solundan sıkışarak yan durarak kaldırımdan inerek geçmeye çalışıyoruz da hadi benim elim ayağım sağlam. Peki Engelliler, engelliler, o diriyi oraya döken diyor ki engelli ölsün. Üzerinden araba geçsin diyor. Bu kadar basit. Birinin başına bir şey gelir. O direkten geçemeyen engelli yola çıkar. Sonra araba geçer, ezer, ölür. İşte o zaman o oradan kaldırırlar. İşte bunun için biz Avrupa'dan medeniyet transfer etmek zorunda kalıyoruz. Biz Avrupa'ya muhtaçız. Açık söylüyorum. Medeniyet olarak biz Avrupa'ya muhtaçız. Söylediklerim çok basit şeyler ama yapmıyoruz. Avrupa'da görüyoruz, sonra geliyoruz, Türkiye'de uyguluyoruz. E biz demir parklarda, paslı, çivili parklarda oynamadı mı bizim çocuklarımız yıllarca? Sonra Avrupa'da gördük ki, aa pas çocuklara zararlıymış, çivi öldürüyormuş. Plastik daha güvenli, korunaklı Avrupa'dan çocuk parkları ithal etmedik mi biz? Orada görüp ülkemizde uygulamadık mı? Onların bizden farkı ne? aklediyor. Biz cebimizi düşünüyoruz. Kusura bakmayın. Senin partin, benim partim kavgası değil bu. Senin partinde durum aynı, benim partimde de durum aynı arkadaşlar. Değişen yok. Konumuza dönersek deprem olacak değil mi? Olacak. E binlerce konut depreme hazır değil. Biliyoruz bunu. Hükümet oy kaygısıyla bastırmıyor şu ara. E para da yok zaten. Kriz, ekonomik kriz. E vatandaşta param yok deyip Atın ölümü arpadan olsun diyor. Elini cebine atmıyor. Ha vatandaş da uyanık. Diyor ki gelsin devlet sıfırlasın evimi. O sıfır eve oturayım ben de. Dışarıdayken de kaldığım evin kirasını ödesin. O oh, ne ala memleket. Yani hiçbir zahmete katlanmayayım diyen bir vatandaş. Parası olmayan, durumu kötü olanları ayırıyorum ama gördük yani. Parası olan da gördük. Oturduğu ev depreme dayanıksız ama onun haricinde 2-3 evi olan da gördük. Bankada parası olan da gördük arkadaşlar. Onların nasıl cimri olduğunu da gördük. Yani biz bu ülkede hacı sakallı amcaların, dayıların 90 yaşındaki büyük abilerimizin, amcalarımızın artık hani bir ayağı çukurda dediğimiz insanların eline balta alıp da kiraya yaptığı zammı ödemediği için evin kapısını baltalayan insanları da gördük yani bu ülkede. Herkes çıkarının peşinde. Hükümet oy, vatandaş para. Deprem olunca devlet nerede diye herkes isyan edecek. Devlet sensin be arkadaşım, devlet benim. Sen kusura bakma depremden önce cebini düşündün. Devlet sensin ve devlet sensin ve çöktün. vebali boynuna. Dün e, hafta sonu Yeni Bosna'daydım. Tıkış tıkış trafik. Sokaklar tıkış tıkış. Park yok, caddeler sağlı sollu. Yani. ve kaldırımları dükkan artıklarıyla dolu. Yani. Tamam ticaret de. Dükkanın içinde yap. Kaldırımı niye kapatıyorsun? Rezillik diz boyu anlayacağınız. Medeniyet dedim ya, medeniyet. Medeniyet, bunun için Avrupa görmeye gerek var mı ya? Aklımızı hep 1 lira fazla çıkara odaklıyoruz. Apartman yapıyoruz, araçları nereye koyacağımızı düşünmüyoruz. Mahalle kuruyoruz, çocukları düşünmüyoruz. Ha bakın biz çocuk seven bir millet değiliz, onu da söyleyeyim. Kusura bakmayın, çocuk seven bir millet olsak her sokakta en az iki çocuk parkı olmaz mıydı? Bahçeler olur, Çocuklar eğlensin diye. Var mı? Sonra da deprem hazırlık öyle mi? Çocuk sevmeyen insan sever mi Allah aşkına? Sevmiyoruz kabul edelim çocuk da sevmiyoruz insan da. Biz sadece cebimizi seviyoruz. Elbette hepimiz öyle değiliz. Lütfen siz üzerinize alınmayın. Ama kabul edelim. İnsan ve çocuk sevmeyenlerle dolu her yanımız. Velhasılı kelam. Sözü bir şiirle bitirelim. Abdurrahim Karakoç. Bu vesileyle de rahmetle, minnetle anlıyorum kendisini. Der ki Abdurrahim Karakoç. Ülkeme öfke yağar, inatlar salkım saçak. Kuşlar nasıl uçsun ki kanatlar salkım saçak. Köçek, dansöz, çalgıcı, manken ve de çeteci. Herkes şaşırdı kaldı. Sanatlar salkım saçak. Hoşçakalın.